Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Celo'nun CLI'nin nasıl çalıştığına değineceğim. Burada bir adres oluşturacağız. Bir cüzdan adresi oluşturacağız. Daha sonra farklı bir adres için bakiye kontrolü vesaire yapacağız. Siz kod ekranını görüyorsunuz. Ben bir yandan da Celo'nun dokümanlarını açtım. Şimdi bu Celo CLI yani şu şekilde yazılıyor. Bunu Celo çok önemsiyor, Celo CLI'yi. Yani bunun kolaylığı ne? Direkt terminal ekranından işlemlerinizi yapabiliyorsunuz blok zinciri üzerindeki. Şimdi Celo CLI'yi çalıştırmak için önce Node.js'te bir standartlaştırma yapıyoruz. Bu NVM'in 12. versiyonunu yüklüyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Şu gördüğünüz komutla. Ardından bir paket yüklüyoruz. Celo'nun CLI'ını. Burada da npm install çizgi g @celo/celo/CLI'yi yükledim. Bu biraz daha uzun oluyor. Ben yüklediğim için daha önceden kısa sürdüm. Daha sonra da paketi aktif edelim. Tamam. Şimdi burada size komutlardan bahsediyor. Mesela diyor ki account komutuyla işte hesapları yönetebilirsiniz vesaire. Onun dışında ayarlar var. İşte borsa, yönetim, yardım, kimlik. Locked Gold dediği şey, yani Celo'nun ana motivasyonlarından biri altın, euro ve real. Gold, altın, euro ve real diye İspanyol parası üzerine bir de dolar tabii. Bunlar üzerine Celo'nun stable coin tarzı şeyleri var. Yani Celo doları, CUSD, Seagold gibi. Orada da altınlarla ilgili bazı şeyleri ön plana çıkartmış. Burada transfer işlemi de var. Bu videoda transfer işlemini yapmayacağım ama belki hani ilgi görürse bir sonrakinde yaparız. Bu videoda daha çok temel hesap işlemlerini yapacağım. Şimdi burada zaten en başta account var. Oradan yapacağız. Account'ın da şuradan başlayalım isterseniz. Yine dokümantasyona paralel gidebiliriz. Şimdi şöyle çalıştırıyoruz. Hello CLI diyoruz. Ardından account diyoruz. Buradan ne kullanacağımızı seçiyoruz. Mesela ben bakiye kontrolü yapacağım diyorum. Daha sonra da bir adres girmem lazım. Şimdi ben bir tane Celo'nun Explorer'ından adres bulayım. Yani içi dolu bir adres bulalım. Onu sorgulayalım hemen. Top Celo Holders'a girelim. En çok Celo tutanlar. Bir adresi alalım bakalım. Sene döndürecek. Evet. Diyor ki burada kilitli Celo yok. Ama bekleyen de yok. Dolar, euro ve real olarak da bir şey yok. Ama burada Celo bakiyesi var. Bu eksponansiyonel göstermiş. Normalde ne kadar olduğunu söyleyeyim. 5 milyon dolarlık yani yaklaşık 7 milyon, 7,5 milyon Celo var. Burada bazı işte kasino tokenları var. Onlar görünmüyor burada. Yani burada ana unsurları görüyoruz. Tamam. Peki biz bir tane cüzdan oluşturacağımız zaman nasıl oluşturabiliriz? Ona da düşünelim. Hemen Celo CLI diyoruz. Account diyoruz. New diyoruz. Şimdi burada tohum sözcük dediğimiz 24 kelime olması lazım. Yani 24. 24 olması lazım ama tohum cümle. Bu hesabımızın adresi mesela biz bu adresi şu an oluşturduğumuz için
Account adres demiş. Burada. Adres demiş. Aynen. Bu adresi oluşturduğumuz için bunun bakiyesinin sıfır olması lazım. Buna baktığımızda bize sıfır döndürmesi lazım. Onun dışında özel anahtarınız, public key'iniz, biliyorsunuz adres aslında public key'den bir tür hani açık şifrelemeyle kısaltılıyor. Yani bir tür public key'in kısaltılmış hali adres oluyor. Hani bu şekilde de çok basit bir şekilde bir hesap oluşturabiliyoruz. Artık yani normalde siz birine selo adresini ne dediğinizde şu adresi verebilirsiniz. Gidip şu tohum cümleyi kurarak da istediğiniz işte selonun neydi? Valora cüzdanında örneğin hesabınızı aktif edebilirsiniz. Yani şu an konsol ekranından para alabilirsiniz, para gönderebilirsiniz. Yani gönderme kısmı transfere giriyor. Şu an ona girmeyeceğim çünkü onun için önce bir selo almak lazım. Onun dışında neler yapılıyor bu account kısmında? Account kısmında aslında işte bu dosya talebi, storage talebi gibi şeyler var. Ama onlar bir tık daha ileri düzey. Çok basit, anlaşılabilecek şeylere bakıyorum dokümanda. Bir de recover old diye bir şey var. Recover old'da da yani bu tohum cümlenizi kullanarak aslında tekrar hesabı aktif ediyorsunuz. Bunlar üzerine yoğunlaşmış. Hesaba bir isim girebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Hello CLI. Set name account demiş. Name test account demiş. Burada ne hata var? Bakalım. Ha şöyle. Hemen düzeltelim. Yani set name diye bir komut yok diyor. Yardıma bak da aslında şöyle. Selo CLI account set name. Artık diyor ki bu adresi kaydettim ben senin için ve ona test account ismi verdim. Yani bunu şöyle de diyebilirsiniz. Mesela bu Ahmet'in cüzdanı. Artık onu o şekilde hani çağırabilirsiniz. Hatta bunu mesela diyelim ki buradaki algoritmayı bozsak kontrol ediyorum bir deneyelim. Setname account bakalım. Evet güzel. Buradaki heksadezimal düzeni bozduğunuzda bunu kabul etmiyor. Ama mesela az önce biz bir tane cüzdan oluşturmuştuk. Ya şuradan alalım cüzdanı. Ya bu cüzdanı oluşturduk. Diyelim ki bu diyelim ki bu hesap neyim? Yanlış yazmayayım da. Doğru yazmışım. Neyim? Kendi adres. Bir hata verdi. Belki gözümden bir şey kaçıyordur ama normalde bu şekilde oluşturabiliyoruz. Belki alt çizgiye deneyelim. Yok. Başka bir hata verdi. Bu set name parametresi de aslında bu işe yarıyor. Celo'nun CLI'ında bu tarz parametreler var. Ben ona bakarım. Yine neyle ilgili olduğunu. Show address diye bir şey de var. Komut. Ne onu da gösterelim. Celo CLI account show diyorsunuz. Ve bir adres giriyorsunuz. Yine bu adresle ilgili belli bilgileri size veriyor. Blok zincir üzerindeki validator bilgisini, oy bilgisini, bunun gibi bilgileri size veriyor.
Genel olarak aslında şeydeki account kısmındaki komutlar bunlar. Bu set kısmında da daha çok şeyler var. Bu uç nokta RPC olarak neresi kullanılıyor vesaire, buraları değiştirebiliyorsunuz. Yani blok zincire bağlandığınız uç nokta var ya, onu değiştirebiliyorsunuz. TKG Stars demiş. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. Videoda böyle daha temel girilebilecek şeyler var mı? Borsalarla ilgili şeyler var. Borsa verilerini alıyor. Bu kadarıyla stable. Yönetişim kısmında da işte bu blok zincir üzerinde yürüyen oylamalara, referandumlara burası üzerinden doğrudan katılabiliyorsunuz. Yardım kısmında da aslında işte bu Selo ile ilgili genel yardım kısmı var. Rezervleri gösteriyor. Transfer bilgileri var. Identity kısmı var. Şu transfer çoklu imza kısmı var. Aynı zamanda multi-signature kısmı. Düğüm çalıştıracaksanız düğümle ilgili not kısmı var. Oracle verileri, dış dünya verilerini kullanıyorsanız dış dünya verileriyle ilgili kısım var. Eklenti kullanabiliyorsunuz. Mesela bakalım eklentileri listeleyecek mi? Plugins diye. Şimdi şu an bir eklenti yüklü değil. Bir eklenti yüklemek istediğimizde de aslında şöyle yapıyoruz. Mesela GitHub'dan bir eklenti yüklemek istiyorum. Selo CLI plugin install deyip onun eklentisine giriyoruz. Tabii bu gerçek bir link değil. Buna hitap edecek. Bir eklenti bununla ilgili kurulursa eklentiyi aynı şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Bu Release Gold kontratı ile ilgili yine şeyler var. Yani yalan olmasın, o tarafa daha bakmadım. Altınla ilgili şeye daha bakmadım. Rezervlerle ilgili şöyle. Rezerv diye bir şey de var. Şurada bakın sekme. Durumu buradan sorguluyorsunuz. Bakalım. Şu an takıldı. Şu B'yi ben bastım. Rezerv adresleri, rezervlerin bulunduğu adres, dondurulmuş rezerv, altın rezervi diyor. Yani bu stable coinlerle çok yakın çalıştığı için rezervleri konusunda da biraz şeffaf olmaya çalışıyor. O yüzden rezervlerle ilgili ayrı bir bölüm açmışlar. Ödüller var aynı şekilde. Yani bir adresin aldığı ödüle bakabiliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Selo CLI. Keyword deyip show adres bu mesela dediğimizde hemen bakalım unexpected saniye aslında doğru girdik adresi altta boşluk falan bırak. Da hata verdi. Buradaki belki parametreyi değiştirmiş olabilirler ama gözümden kaçan bir şey yoksa doğru girdik. Var şu. Aslında böyle gösteriyorsunuz. Yani ödüller göster deyip adresi giriyorsunuz. Belki burada dokümantasyonda bir yazım hatası var diye bakıyorum. Ama pek bir şey göremedim.
Aslında böyle yani, buradan da o ödüllere bakabiliyorsunuz tabir edecek. Onun dışında transferlerle ilgili de yani başladık, biraz gidiyoruz da şöyle bir yapı var. Bence hani ana kısımlardan biri o. Şöyle. Bunu enter diyeyim de bunu tamam. Celo CLI diyoruz. Transfer diyoruz. Ardından yine Celo diyoruz ve şu adresten şu adrese şu kadar transfer et diyoruz. Yani transfer Celo gönderiyoruz. Tabii buna da verebilir. Normalde ne yapacağız? Bu cüzdanı oluşturduktan sonra cüzdanın içerisine transfer edeceksiniz. Daha sonra orada yetkiniz olduğu için başka bir adrese buradan gönderebiliyorsunuz. Yani direkt konsol ekranı üzerinden yollayabiliyorsunuz. Ha, burada Celo değil de dolar göndereceğiniz zaman, yani dolardan kastım Celo doları, CUSD. Şurada transfer kısmı var ya, oraya geleyim ben. Dolar, dollars diyorsunuz. Yani dollars. Aynı şekilde bir ERC20 transfer edebilirsiniz. Yani ERC20 bazlı bir şey. O zaman da bu şekilde yazıyorsunuz. Euro, Gold, Real hepsi aynı. Euro, Gold, Real, yani buraya Euro, Gold veya İspanya Real için Real diyerek transferinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında validatorlarla ilgili bilgiler var. Yani validatorları adreslerine bakabiliyorsunuz. Yani bunlar proof of stake'te çalıştığı için validator bilgilerine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Ona bakabiliyorsunuz. Validatorları listeleyebiliyorsunuz. Bir deneyelim. Şöyle buna diyebilirim. Celo CLI validator listediğimizde bakalım. Validator bilgisini alıyor şu anda. Burada karışık geliyor da şu şekilde: adres, ismi burada kısa, skoru, diğer teknik ana public key'leri, signer adresi, bu bilgiler geliyor. Hani bunun gibi birçok şeyi listeleyebilirsiniz aslında Celo CLI'yle de. İşte atıyorum en çok token Celo bulunduranlar vesaire. Bir de şey gösterelim. Bir validator hakkında bilgi almayı. Celo CLI validator show deyip bir adres girdik bakalım. Dokümantasyondan aldım. Bunun validator olduğunu doğruluyor ama başka bir şey göstermiyor. Normalde bu şekilde çalışıyor aslında. Bir validator bloğun imzasının olduğu bloklara bakabiliriz. Evet, aslında bunun için böyle Covalent tarzı uygulamalar daha iyi. Hatta Covalent bir ürünü çıkacak. Şu an kapalı da ben testine dahil edildim. MySQL'le, yani SQL verileriyle sorguluyorsunuz. Bu kadar karışık değil. Bakalım. Dokümantasyondan gidiyorum ama hata verebilir. Ha, vermedi. Yani bunun imzaladığı blokların numaralarını veriyor. Şu validator'ın imzaladığı bloklar. Verdi. Validator'ın durumuna da bakabiliyorsunuz. Hani belli bloklar arasında o validator'ın nasıl davrandığına da bakabiliyorsunuz ama bunlar biraz teknik kaldığı için çok girmek istemedim. Hani çoğu kişi validator kısmı ile ilgilenmiyor ama işte account kısmı, transfer kısmı veya oradaki bakiyeye bakma vesaire temelde kullanılacak şeyler. Az çok Celo CLI'nin nasıl kullanıldığını da görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Farklı blok zincirlerde böyle CLI'lar var, yani komut bazlı çağırma sistemleri. Başka da karşıma çıkarsa bir hızlıca incelerim. Umarım faydalı olmuştur.